Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir sulu köfte yapacağız. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle malzeme listemi sayıyorum. 200 gram dana döş kıyma, 1 çay bardağı köftelik bulgur, 1 adet küçük soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, baharatlarımıza gelecek olursak 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da pul biber kullanacağız. Hadi köftelerimizi yapmaya başlayalım. 1 adet küçük soğanımızı rendenin küçük tarafında rendeleyip suyunu tamamen sıkıyoruz. Sonrasında 200 gram dana döş kıyma, 1 adet yumurta, baharatlarımız, 1 yemek kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı köftelik bulgur ve son olarak 1 yemek kaşığı unumuzu da ekledikten sonra en az 5 dakika güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemimiz artık bitti. Köftelerimizi şekillendireceğiz. Köftelerimizi şekillendirmeye başlamadan önce tabağımıza yapışmaması için bir yemek kaşığı unu tabağımıza güzelce eliyoruz. Köftelerimizi öncelikle küçük küçük parçalara ayırıyoruz ve sonrasında elimizle yuvarlayarak şekil veriyoruz. Bu işlemi tüm köftelerimiz için tekrarlıyoruz. Ve köftelerimiz hazır. Artık köftelerimizi tabağımızın içinde sallayarak hepsini una buluyoruz. Diğer malzemelerimizi hazırlarken köftelerimizi buzdolabına kaldırıyoruz. Artık köftelerimizin sosu için hazırlığa başlayabiliriz. Bir adet büyük soğanın yarısını kullanacağız. Bir adet küçük soğanınız varsa onu kullanmanız yeterli. Yemeklik olarak soğanımızı doğruyoruz. Sonrasında bir adet havuç ve bir adet patatesimizi küp küp ve küçük küçük doğruyor olacağız. Ve artık sulu köftemizin sosu için tüm hazırlıklarımız tamam. Artık yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı renk değiştirene kadar güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız istediğimiz kıvama geldikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekliyoruz. Salçalarımızı kokusu çıkana kadar güzelce tereyağı ile kavuruyoruz ve patates ve havuçlarımızı ekleyebiliriz. Patates ve havuçlarımızı da ortalama 3-4 dakika kadar bu şekilde kavuruyoruz. Sonrasında 200 milimlik su bardağında toplamda 5,5 ,5 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Son olarak hazırladığımız ve buzdolabında beklettiğimiz köftelerimizi ve sosuna lezzetini verecek olan baharatlarımız 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ocağımızın altını kısıp sebzelerimiz yumuşayana kadar ortalama 25-30 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve artık yemeğimizi kontrol edebiliriz. Çok güzel bir şekilde pişti ve köftelerimiz asla dağılmadı. Bu şekilde yaptığınız sürece köfteleriniz kesinlikle dağılmaz ve lezzeti harika olur. Şimdi ocağımızın altını kapatıp yemeğimizi 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimizi servis etmek için artık hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu ve asla dağılmadı. Gördüğünüz gibi yemek dinlenince suyu da ekstra kıvam aldı. Bu yüzden yemeklerinizi servis etmeden önce kesinlikle dinlendirmenizi öneririm. Çok daha lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere görüşmek üzere.